Zeugma, Fırat Selevkeyazı. Fırat Nehri'nin üzerinde yer alan, stratejik öneme sahip bir geçit noktasında kurulmuş olan Zeugma, Selevkos Krallığı'na ait önemli bir askeri ve ticari merkezdir. Kent büyük olasılıkla bu stratejik konumu nedeniyle bir askeri kent, Kotoikia niteliğinde kurulmuştu. Karşılıklı iki kent şeklinde konuşlanmış olan Zeugma, Helenistik dönemde Selevkeia, bugün Fırat Nehri'nin batı kıyısında su üzerinde görülebilen kent ve Apemeia, Fırat'ın doğu kıyısında bulunan ve bugün baraj gölü altında kalmış olan kent olarak adlandırılmaktaydı. Bu iki kent için antik dönemlerde daha çok geçit anlamına gelen Zeugma ismi kullanılmıştır. Milattan önce 300 civarlarında Helenistik krallarından en önemlisi olan Selevkos Krallığı'nın kurucusu 1. Selevkos Nikator tarafından kurulan iki kentte kendisi ve Part-Pers-İran asıllı karısı Apama'nın adı verilmiştir. Selevkia Apemeia antik yazılarından yaşlı Plinius ve Bizansyonlu Stefanus, Büyük İskender'in doğu seferinde Fırat Nehri'nin bu noktadan geçtiği bilgisini verirler. Selevkos Kralı 3. Antiochos, Mitridates'in kızı Laodikeia ile Zeugma'da evlenmiştir. Helenistik dönemde antik Kürhestike bölgesinde yer alan Zeugma, Pompeius tarafından M.Ö. 64 yıllarında 1. Antiochos yönetimindeki Komagene Krallığı sınırları içine dahil edilir. M.Ö. 31 yıllarında Zeugma, Komagene Krallığı hakimiyetinden çıkarak Roma İmparatorluğu'nun Suriye eyaletine bağlı bir kent statüsüne getirilmiştir. Bu tarihten sonra kent, Romalılaşma sürecine girer. Zeugma, Komagene Kraliyet ailesine bağlı yöneticiler tarafından bir süre daha idare edilir. Milattan sonra 72 yılından sonra Komagene Kraliyet ailesi üyelerinin aktif rolü sona erdirilerek kent tamamen Roma yönetimine bağlanmıştır. Milattan sonra 18'de Zeugma'da ilk olarak 10. Roma Lejyonu Fretensis'in konuşlandırıldığını biliyoruz. Bu sürecin ardından milattan sonra 49 yılında Zeugma yakınlarında bir kamp kurulmuş, milattan sonra 66 yılında ise 4. Roma Lejyonu Sükut Hika ile 10. Roma Lejyonu Fretensis yer değiştirmiştir. Milattan sonra 66'dan sonra artık kentte 4. Roma Lejyonu Sükut Hika'nın askerleri ve komutanları yer almaktadır. Bu dönemde Helenistik kent genişleyerek bir Roma kentine dönüşmeye başlamış, imar faaliyetleri artmıştır. Helenistik kent güneybatı ve doğudan genişlemiş, yeni oluşan Roma kenti Helenistik kent surları dışına taşmıştır. Lejyon ile bağlantılı Roma askerleri idare üssü ve kent eklentisi bugün At Meydanı olarak adlandırılan Belkıs Tepesi'nin batısındaki alanda yer alır. Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki kent olma niteliğindeki Zeugma, bu durumunu milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına kadar korumuştur. Milattan sonra 1. yüzyılda Partlarla önemli askeri ve diplomatik görüşmelerin yapıldığı askeri bir kent niteliği kazanan Zeugma, aynı zamanda doğudan batıya ve kuzeyden güneye geçen antik kervan ve ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı da Helenistik ve Roma dönemlerinde önemli bir ticaret merkeziydi. Milattan sonra 2. yüzyılda en zengin dönemini yaşayan kent, milattan sonra 253 yılında Sasani Kralı 1. Şapur'un kente saldırmasıyla büyük oranda tahrip olmuş ve eski önemini yitirmiştir. Milattan sonra 4. yüzyıldan sonra Hristiyanlaşan kentte Justinianus dönemindeki Part savaşları sırasında var olan sorun onarılmasıyla yeni bir savunma sisteminin yapıldığı bilinmektedir. Yazılı kaynaklar Zeugma'yı geç antik döneminde bir psikoposluk merkezi olarak göstermektedir. Suriyeli Mikail bize milattan sonra 538'de kentte bir Meryem Ana Kilisesi'nin inşa edildiği bilgisini verir. Milattan sonra 7. yüzyıl başlarındaysa kentin İslam orduları tarafından fethedildiği düşünülmektedir. Milattan sonra 9. ve 10. yüzyıllara kadar kentte yerleşimcilerin olduğu bazı buluntulardan anlaşılmaktadır.